Konuklarımız var bugün. Görkem Doğan ve Adem Bona. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Yiğit. Nasılsın? İyi misin? İyi, sen nasılsın? İyi biz de. Aynı şekilde pandemi devam ediyor. Ben de işte öncelikle onu soracaktım. Görkem Doğan ve Adem Bona bu pandemi sürecinde neler yaparlar? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ya işte öncelikle çok fazla vakit kaldı bize ya. Şimdi biliyorsun çok fazla antrenman yaptığımız için yani genel olarak bütün basketbolcuların hep antrenman yaptığı için ya çok fazla boş vakit var ve bu vakti elimizden geldiğince iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve tabii fiziğimizi korumaya çalışıyoruz. Tabii kondisyonerimizin gönderdiği aletler ve hareketlerle onları tamamlamaya çalışıyoruz. Ya bir yandan zor geçiyor, bir yandan iyi geçiyor. Yapmadım artık yemekleri yapmaya başladım. Yapmadığım şeyleri yapmaya başladım. İzlemediğim dizileri izleme fırsatım oldu. Okumadığım kitapları okuma fırsatı oldu. O konudan iyi gidiyor ama tabii ki çabucak geçer ve tekrardan sahalara döneriz inşallah. İnşallah. Ben de onu soracaktım en başta. Basketbola başladığım günden bu yana yoğun bir hayatım yoğun bir tempoda olduğunu tahmin ediyorum. Belki de kariyerin ilk defa bu kadar uzun, yani Allah korusun, sakatlık dışında ilk defa bu kadar uzun bir süre parkelerden uzaksın. Görkem Doğan hani bugüne kadar yapmaya vakit bulamadığı bir şey yaptı mı bu karantina sürecinde? Yani şöyle kurabiye yapmayı öğrendim. Daha Aha. çok öğrendim. Az önce bize göstermiştin. Evet size de gösterdiğim gibi yani ve işte şimdi sınav biliyorsun sınav var. Üniversite sınavı olduğu için ben de şimdi onlara çalışma fırsatı buluyorum. Üniversite sınavına katılmak için işte sınavları çalışıyorum. Yani böyle geçiyor biraz daha hem kendime vakit ayırarak hem de idman yaparak evde. Böyle vakit geçiyor yani. Adem, sen Yani nasılsın? Sezonun son bölümünde bir sakatlığın vardı omzundan. Tekrar geçmiş olsun dileyelim sana. Karantina senin için teşekkür nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? ederim. Yani şu an bu karantin bana iyi geldi. Yani şu an sakatım ve yani bu zaman yani iyileşiyorum. Yani bu zaman yani omuzum iyileşiyorum bu zaman yani ve bana yani iyi geldi yani. Çok Çok sevindim. şükür yani. Peki neler yapıyorsun? PlayStation'da oyun mu oynuyorsun? Dizi mi izliyorsun? Hangi dizileri izliyorsun? Yani full oyun Full oyun oynuyorsun. oynuyorum. Yani böyle yani futbol manager oynuyorum yani ve karşıya kullanıyorum futbolda ama güzel gidiyor yani. Karşıya manager yani. Güzel Adem, sevindik. O zaman pek vakit kaybetmeden biz günün birinci yarışmacısını alalım. Cansu, ne dersin? Evet, davet edelim. Bakalım. Ben şu an bakıyorum katılımcılarımıza. Alperen Ekin'i yayına alıyorum şu an. Merhaba, nasılsın? Merhaba. İyi misin, nasılsınız? Ben de iyiyim. Biraz kendinden bahseder misin? Adım Alperen Ekin. İzmir'de üniversite okuyorum. Dördüncü sınıfım. Karşıyaka maçlarına geliyorum düzenli olarak. Süper. Hazırsan başlayalım mı yarışmamıza? Tabii hazırım. Biliyorsun her soru için 30 saniyen olacak. Ben zaten Ha. sana süreni de hatırlatacağım. O Tamamdır. zaman ilk sorum geliyor. Oyuncumuz Görkem Doğan takımımızda kaç numaralı formayı terletmektedir? Süren başladı. 48. 48 cevabı. Doğru. Tebrik Evet, geliyoruz ikinci sorumuza. Geçtiğimiz sezon Basketbol Gençler Ligi takımımız ligimizde Final Four oynama başarısı gösterirken takımımızın baş antrenörlük görevini kim üstleniyordu? Süren başladı. İnanç Koç. İnanç Koç cevabı. Doğru. Tebrik ediyorum seni. Geliyoruz üçüncü sorumuza. Pınar Karşıyaka'mız. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez hangi sezon mücadele etmiştir? Süren başladı. 2017-2018 olması lazım herhalde. Yaklaştın, birazcık daha düşün. 2018-2019 değil, 2016-2017. 2016-2017 cevabı doğru. Tebrik ediyorum. 3'te 3 gidiyorsun ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. 2018-2019 sezonunda sahamızda oynadığımız Beşiktaş-Sonpos sigorta karşılaşmasında kariyer sayı rekoru kıran oyuncu kimdi? Süren başladı. Berk Uğurlu olabilir mi? Berk Uğurlu cevabı doğru. Ve 4'te 4 gidiyorsun. 5. sorumuz geliyor. 2014-2015 sezonu şampiyonluk kadromuzda ve 2015-2016 sezonu Euroleague kadromuzda bulunan 15 numaralı formayı giyen oyuncu kimdir? Süren başladı.
15 numara. Joe Ragland olabilir mi? Alt yapımızdan 70 oyuncudan bahsediyoruz bu arada. Alt yapımızdan. Alt yapımızdan. Forma giydi. Son 15 saniyen var. Ardından Pet Kim. Egemen Güven olabilir mi? Pet Kim Spor ve Balıkesir'de de forma giydi kendisi. 15 numaralı forma. 10 saniyen kaldı. Serkan Menteşe diyeceğim başka. Başka gelmiyor mu aklına? 10 saniye kaldı. Gelmedi vallahi ya. Süren bitti maalesef. Cevabımız Mertcan Solkol olacaktı. Mertcan tabii. Evet. Teşekkür ederiz katıldığın için. Bugün 19 Mayıs olması nedeniyle biraz altyapımıza dair sorulara ağırlık verdik. Evet, katıldığın için çok teşekkür ederiz Alperen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. bu arada yayınımıza yeni katılan izleyicilerimiz için bir hatırlatmada bulunalım. Yarışmamıza katılım linkini YouTube videomuzun hemen altında bulabilirsiniz. O linke tıklayarak doğrudan yarışmamıza katılabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi ikinci sorumuza gelirken sizlere ben en baştan başlamak istiyorum sizin kariyerlerinizle ilgili. Öncelikle Görkem Doğan'a. Görkem sen Muğla'dasın. Evet. Ve Karşıyaka Spor Kulübü altyapısına oradan geldin. Evet. Bize biraz Karşıyaka Spor Kulübü'ne katılım hikayeni anlatabilir misin? Ya ben önce okullarda okul takımında oynuyordum. Okul takımında oynadıktan sonra beden eğitimi öğretmenim beni Efes'te ilk adıma yazdırdı. Efes'te ilk adımla İstanbul'a gittik biz İğneada kampına. Oradan döndüğümüzde Muğla'da artık basketbola dair bir şey düşünmezken bir anda Okan Kılıç, şu an Gaziantep'te yardımcı antrenör olan Okan abi ve Tuğrul Taşkın Genç, o sene altyapıda oyunculara bakan bir abimdi. O da geldiler evime ve dediler ki Görkem'i istiyoruz ve her şeyi elimizden geldiğince yapacağız. Böyle böyle yerlerimiz var. Tabii ailem tabii bu konuda çok ön yargılıydı başta. Ama sonra dayım da biraz basketbol oynuyordu eskiden. O da geldi ve biraz aydınlatarak bizi bir anda geldim öyle. Bir ay içinde direkt basketbola, yani altyapısı iyi olan bir yerde başlamış oldum. Doğru, güzel bir tercih yaptın, yapmışsın. Kesinlikle. Adem peki senin hikayeni dinlemek istiyoruz biz. Nijerya'da doğdun, Nijerya'da büyüdün. Ama sonrasında Türkiye'ye geldin ve şu an Türk milli takım forması giyiyorsun. Sen Türkiye'ye giriş hikayeni nasıl anlatırsın? Yani ilk Nijerya'da normal futbol oynuyordum. Futbol oynuyordum. Sonra evet futbol oynuyordum. Bir basketbolcu bana geldi ve şey dedi diyor, boynu uzun. Yani niye futbol oynuyorsun? Yani çünkü Nijerya'da yani futbol daha popüler yani. Evet futbol herkes oynuyor. Ben de normal oynuyorum yani. Sonra anneme geldi. Senin oğlum basketbol antrenman falan alabilir miyim? Annem yani kabul etmedi. Sonra abimle, annemle konuştu. Yani sadece bir kere gidecek. Yani bak, yani nasıl olabilir? Sonra gittim, sonra sevindim. Yani herkes sıçrıyor. Ben de sıçrma seviyorum. Ben de sıçrıyorum yani. Öyle başladı. Öyle basketbol başladı. Şaka başladım yani. Peki Türkiye'ye geliş sürecin nasıl oldu? Yani normal Nijerya'da haftadan sadece bir kere veya iki kere oynuyorum. Normal sokak basketbol oynuyorum. Ve bir adam benim video çekti. Ve videomu çekip yani onun bir tane Antonio var Türkiye'den, Türkiye Çakıoğlu. Onlar Türkiye'de bir antrenör var. Evet. Benim video Türkiye Çakıoğlu gösterdi. Ve Türkiye Çakıoğlu beni beğendi. Sonra Türkiye Çakıoğlu ve Nevzat Özdemir bana getirdi Türkiye. Öyle. Hikayen o şekilde başlamış oldu sonra, yani. Evet. Sonra İstanbul ilk. Evet. İstanbul'a başladım. Bir yıl sonra Karşıyaka geldim. Öyle. Bir yıl sonra da Karşıyaka'ya geldim. İyi ki gelmişsin Adem. Sağ ol. Yansu, günün ikinci yarışmacısını alalım mı? Alalım, ben hazırım. Tamamdır. O zaman ben şöyle bakıyorum listemize. Berk Derozan'ı yayınımıza davet ediyorum. Berk, iyi akşamlar. Bizi duyabiliyor musun? Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Başlayalım mı? Sesim geliyor mu? Sesimi net alabiliyor musun? Evet. Duyabiliyorum seni. Başlayabiliriz. Tamam, geliyor ilk soru. Genç oyuncumuz Adem Bona. Takımımızda kaç numaralı formayı terletmek istedim? Süren başladı. Adem ne yaptın? Bütün takımı sayabilirim ama şu an Adem için ilk soru. Numaraları geçir aklından, say, at bir tane, kaç tane. Efendim? 15 saniyen kaldı. Say sayıları, bir şey, rakam, bir şeyler söyle. 5. 10 saniye. Adem az önce bir ilin ismini verdi İzmir dışında. İstiyorsan onu bir düşün. 34. Son saniyede doğru cevap verdin. Tebrik ediyorum seni. İkinci sorumuz geliyor. Son saniyeyle valla tebrik ediyorum. Bir dönem Pınar Karşıyaka altyapısında forma giyen baş antrenörümüz Ufuk Sarıca ile Beşiktaş'ta birlikte çalışan milli pivot kimdir? Süren başladı. Sesinizi çok az alabildim. Hiç anlayamadım. Tekrar ediyorum soruyu. Bir dönem Pınar Karşıyaka altyapısında forma giyen baş antrenörümüz Ufuk Sarıca ile Beşiktaş'ta birlikte çalışan milli pivot kimdir? Süreni başlattım. Pivot mu? Evet. Beşiktaş'ta birlikte çalıştılar. Şu an Anadolu Efes'te forma giyiyor kendisi. Şu an Anadolu Efes'te forma giyiyor. Şu an Anadolu Efes'te kendisi forma giyiyor. Pınar Karşıyaka altyapısındaydı. Daha sonra Ufuk Hoca ile birlikte çalıştılar. 10 saniyen kaldı. Beşiktaş'ta şu an Anadolu Efes'te forma giyiyor. Milli'de bir oyuncumuz. 5 saniyen kaldı. Kimse gelmiyor mu aklına bir isim var? İsim. Süren bitti maalesef. Cevabımız Sertaç Şanlı olacaktı. Sağlık olsun. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben gönderebilir miyim acaba? Ben anlayamadım. Bir mesaj gönderebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Ufuk hocam, inşallah izliyorsundur ya da izlersin. Biz seni çok seviyoruz. Böyle devam edersen çok mutlu oluruz. İnşallah uzun yıllar bizde kalırsın. Geldiğine de çok mutlu olduk tekrardan. Yani bir sene geçti aradan ama inşallah kadromuzu koruruz. Bu kadar güzel gidiyorken böyle kötü bir sonuçlanan lig sonrasında seneye daha motivasyonlu, daha güçlü var olacağımıza inanıyorum ben. Çok teşekkür ederiz mesajın için. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Yayın. Evet. İkinci yarışmacımıza da maalesef ödülümüzü veremedik. Şöyle ben geçiyorum. Görkem, sen de Muğla'dan geldin. Aslında İzmirli değilsin. Ve altyapı döneminde bir lojman hayatın oldu. Efendim? Altyapı döneminde bir lojman hayatın oldu. Lojmanda kaldın. Evet. Burada birçok isimle beraberdin. O lojman hayatı nasıl diyor? Biraz anlatabilir misin bize? Yani neler yaşanıyordu orada? Ya tabii ki şimdi lojmana yanlış hatırlamıyorsam 12 yaşında geldim ve ailemin yanından ilk çıktığımda tabii çok zordu. Çünkü her şeyini ailemle birlikte yapıyorsun ve bir anda yanında arkadaşım Bertan vardı. O da şu an Denizli'de oynuyor. Onunla beraber artık bir dost olmuştuk. Çünkü ailem olmadığı için yanındaki en yakın arkadaşını ve birbirini tamamlaman lazım. Ya bununla ya Bertan'la beraber birbirimizi tamamlıyor. Ya bayağı iyi yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Tabii lojman çok zor bir yer ama tabii ki çok güzel yanları da var. Çok arkadaşlarımız da oldu. İbrahim, Alp, Bertan, Muhammed diye. Hepsiyle çok güzel vakitler geçirdik. Şahsen yani tavsiye edilecek bir yer kesinlikle. Ama daha iyi şartlarda daha iyi lojmanlarda olmasını diliyorum tabii ki. Peki bu lojman hayatında hani yaşadığın, bize anlatabileceğin birkaç anın var mıdır acaba? Birkaç anım... Birkaç anım... Aklına gelmemiş. Ya yok şu an ya. Anladım. Adem, sen Nijerya'da doğdun, Nijerya'da büyüdün ama şu an alt yaş kategori milli takımlarında Türkiye forması giyiyorsun. Ve biz seni sahada görürken Türkiye'yi güzel bir şekilde benimsemiş, coşkulu bir Adem Bona gidiyoruz. Sen Türkiye milli takım forması giyerken neler hissediyorsun? Anlatır mısın bize? Çok iyi bir şey. Yani bu çok bana çok iyi bir şey geliyor. Yani
Türkiye formaya girmek çok kolay bir şey değil. Yani bu ne demek Türkiye ama İngilizce privilege yani. Privilege demek. Gururlusun. Yani, evet yani Nijerya'dan geldim. Yani milli takım girdim ve takım yani takım arkadaşım Antonio falan yani onlar beni yani kabul yani seni kabul ettiler abi. Evet kabul ettiler yani. Böyle yani farklısın falan öyle hiç öyle hiçbir şey olmadı. Herkes böyle yani bana kabul etti. Ben de yani çok mutluyum yani Türkiye oynuyorum. Ve çok bir şey geliyor yani çok büyük bir şey yani. Anladım Adem, çok teşekkürler. Üçüncü yarışmacım daha madem bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Yarışmamıza katıldığınız için YouTube videomuzun hemen ilk sırasında görebileceksiniz. O linke tıkladığınız anda yarışmamıza bir yarışmacı olarak katılabiliyorsunuz. Ben günün üçüncü yarışmacısını Erol Bey'i davet ediyorum. Merhaba. Merhaba. Erol Bey merhaba. Pardon, bir dakika. Kapatın taktirde. Bir yandan da... Merhaba, şimdi sesim gelebiliyor mu? Evet, şu an bana. Evet, şu an evet. Evet. Kendinden bahsedelim. Tamam, evet. Merhabalar. Merhaba, ben İzmir Tire'de oturuyorum. 18 yaşındayım. Sınava hazırlanıyorum, üniversite sınavına. Yani Görkem abinin rakibiyim aslında. Sen başlayalım mı yarışmamıza? O şekilde. Maçta... Tabii ki de evet. Geliyor. Bir sorun. Pınar Karşıyaka genç takımımız hangi sezonda Türkiye şampiyonu olma başarısı göstermiştir? Süren başladı. 2019-2020. Yani geçen sezon. Yok. Biraz daha düşün. Bizim şampiyon, ligde şampiyon olduğumuz sezondan bir sonraki sezon olarak. 2015-2016. 2015-2016 cevabın doğru. Tebrik ediyorum. İkinci sorumuza geliyoruz. Pınar Karşıyaka altyapısında yetişen 96-2000 yılları arasında A takımımızda forma giyen, kariyeri boyunca milli formayı birçok kez terletmiş uzun oyuncu kimdir? Süren başladı. Var mı? 2000 yılı. 96 ve 2000 yılları arasında. Çok saracağım. A takımımızda oynadı birçok kez. Anadolu Efes, Fenerbahçe formaları giydi. Son olarak da Türk Telekom'da oynadı. Son 10 saniyen. Gerçekten bilmiyorum. 2002 doğumluyum zaten. Hiç fikrim yok. Son 2 saniyen kaldı maalesef. Cevabımız yok, Kaya Peker olacaktı. Doğru, Kaya Peker olabilir. Evet ya. Son olarak Türk Telekom'da izlemiştik. Yollarımızdan belki çıkarabilirdin. Evet evet, oradan çıkarabilirmişim aslında ama gelmedi aklıma. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Tekrardan bir hatırlatma yapalım. Yarışmamıza yarışmacı olarak katılmak için YouTube videomuzun hemen altındaki ilk sıradaki linke tıklamanız yeterli olacaktır. Ben sorularıma geçmek istiyorum. Adem, U16 Avrupa Şampiyonası'nda Bosna galibiyetinden sonra senin bir şarkı videon internete düşmüştü. Çok eğlenceli bir video. Adana'ya gel gidip çık adına bir şarkı söylüyordun. O şarkının hikayesini bize anlatabilir misin? Yani o maçtan sonra neler yaşandı ve sen neden o şarkıyı söyledin? O şarkı 2018 kampa başladı. Aha. Bizim Antonio Gökhan yine bir gün bana çağırdı. O şaka açtı. Şey dedi, şu bu şaka biliyor musun? Ben hayır bilmiyorum. Aha. Sonra şey dedi, bu şaka ezberleyeceksin. Yani turnuva önce bilmiyorsan takım almayacağız sana. Ben de ya, abi şaka bilmiyorum yani nasıl söyleyeceğim. Sonra turnuva bir buçuk ay falan kaldı. Yani ve şaka ezberleme başladım ve bizim takım bir tane Adana çocuk var, Furkan Atalı. O Furkan beni öğretti ve
Öyle. Sonra U16'da gittim. Onlar benim ilk video, ilk söylediğim video izlediler. Sonra bu da bir daha söyleyeceksin. Ve o da bir daha söyledim. Öyle oldu. Peki Adem, bize biraz mırıldanma şansın var mı acaba? Şarkıyı hatırlıyorsan tabii ki. Tamam. Bilmeyenler için şimdi, hani çünkü izlemeyebilirler videoyu. Doğru. O yüzden yani biraz mırıldanırsan şimdi izleyen taraftarlarımız da gayet iyi öğrenebilir şarkıyı. Tamam ama şu an şaka yani biraz unuttum ama. Hiç ya. Sıkıntı yok, hatırlayabildiğin kadarı söylesen bu yeter bence. Tamam. Adana'ya gidekim mi? Şafgana'ya giyekim mi? Kebabana yiyekim mi? Aya kardeş kalk gidek. Gidek. Adem ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Adem ağzına sağlık. Günün dördüncü yarışmacısını davet etmeden önce hatırlatmamızı tekrar yapıyoruz. YouTube kanalımızın hemen altında bulunan linke tıkladığınız zaman hemen bu yayına yarışmacı olarak katılabiliyorsunuz. Ben o zaman günün dördüncü yarışmacısını yayınımıza davet ediyorum. Fırat. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Gel oğlum gel. Utandı biraz, kaçtı. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Kendini tanıtır mısın bize? Ben Mustafa Zencirci. Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Gidemediğim maçlara da internetten bakıyorum. Süpersin. Sen müthiş bir taraftar mısın. Tebrik ediyorum seni. Yarışmaya hazır mısın? Başlayalım mı? Evet. Tamam. İlk soru geliyor o zaman. Pınar Karşıyaka genç takımımız 2015-2016 sezonunda Türkiye şampiyonu olurken turnuvanın MVP'si seçilen isim hangi oyuncumuzdu? Süren başladı. Bilebilirsin. Bence. Yakınlarında biri. Yakınlarında. Aramızda. Şu an çok yakınlarında. Adem Bora. Adem Bona. Biraz daha yakın. Görkem Doğan. Doğru. Cevabın. Doğru. Tebrik ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuz geliyor. 2016-2017 sezonunda altyapımızda A takıma yükselen ve 33 numaralı formayı giyen oyuncu kimdir? Süren başladı. Kiralık olarak Adem Bona. 33 numaralı formayı giyiyor. Daha önce de Sakarya'da da kiralık olarak oynadı. Konya'ya gitti. Alkaran. Alkaran cevabın. Doğru. Tebrik ediyorum seni. Şimdi üçüncü sorumuz geliyor. Bu yıl İNEG All Star Smaç yarışmasına katılan ve şampiyon olan oyuncumuz kimdir? Süren başladı. Onur Alp Bitim. Çok hızlıyız. Onur Alp Bitim cevabı. Doğru. Tebrik ediyorum seni. Şimdi dördüncü sorumuz geliyor. 2014-2015 sezonunda takımımızla şampiyonluk sevinci yaşamış ve bu sezonda kadromuzda bulunan oyuncu kimdir? Süren başladı. Yunus Emre Sonsırma. Yunus Emre Sonsırma cevabın. Doğru. 4'te 4 gidiyorsun ve son sorumuz geliyor. Hadi bakalım. Karşıyaka'mız. O dönemki adıyla Euro Challenge'da ilk kez hangi sezon mücadele etmiştir? Süren başladı. Euro Challenge'da. 2013-2014. Biraz geriye gitmen lazım. 2011-2012. Çok yaklaştın. Biraz daha. 2012-2013. Son 15 saniyen kaldı. 2010-2011. Cevap, doğru cevap geliyor. Bravo. 2010-2011 cevabı doğruydu. Tebrik ediyorum seni. Günün kazananı oldun. Teşekkür ederim. Ben bir tişört kazandım. Evet. Ayrıca pazar günü de finalde yarışma hakkı kazandım. Teşekkür ediyorum. Fırat, yayından sonra bizim Instagram hesabımıza mesaj gönder. İletişim bilgilerini oradan alalım ve senin de kargo için iletişime geçelim. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Tebrikler Fırat.
Teşekkür ederiz. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bence gayet iyi yarıştı. Çok vallahi güzel. İyi gitti. Zaten sonra ben zaten anladım kazanacağını. Çok bu arada lojmanla ilgili bir soru sormuştun da Yiğit Alp. Hani demiştin evet. Ya unutamadığın şey. Galiba Tolkar abinin bizim lojmanı, ya yani Tolkar abi ve Gökşin abinin lojmanı iki defa yenilemesi oldu bizim zamanımızda. O bizim için çok önemli. Yiğit Tuster'in internet bağlatması. Onlar bizim için çok mutlu ediciydi. Çünkü o zaman interneti antrenör odasından çekmeye çalışıyorduk. Çok zor oluyordu. O bize mutlu ediyordu bayağı. O zaman bu dönemle ilgili bir soru daha gelsin benden sana. 2015-2016 sezonunda genç erkekler Türkiye şampiyonu olduğunda o kadro bir totem varmış. Bizim yayından önce öğrendiğimiz. Sen bu totem bozulmaması için 7 gün boyunca doğum günü kutlamışsın. Bize biraz bahsetmek ister misin o totemin hikayesini? Ya tabii şimdi biz Fenerbahçe ile oynadık ilk gün. Fenerbahçe ile oynadıktan sonra kaybettik Fenerbahçe'yi ve üzülmüştük. Sonra ertesi gün Acıbadem maçı vardı. Acıbadem maçı benim doğum günümdü. Acıbadem maçını kazandıktan sonra Gökşin abi, o zamanki altyapı başkanımız, bize pasta getirmişti. Erdal abi. Erdal Şengiloğlu. Ondan sonra Yiğit abi, Kaan hep beraber dedik ki biz bunu devam etmemiz lazım. Ben her galibiyet aldıktan sonra benim doğum günü kutlanmaya başladı. Her galibiyet doğum günü kutlanmaya başladı. Yani yaklaşık 7 doğum günü falan kutlamıştık. Sonra zaten şampiyon olduk. Şampiyonluktan sonra bir daha kutladık. Bayağı kutlamıştık benim doğum günümü. Evet, bu bayağı beni mutlu edici bir şeydi. Totemdi. Yani bu totemin bize genç erkekler Türkiye şampiyonluğunu getirdiğini düşününce tabii. Çok yerinde. Çok yerinde. Çok yerinde. Çok iyi olmuştu. Adem. Sezon biterken daha maçlar tamamlanmamış henüz. Yani pandemi devreye girmemişken. Senin boğulmuş sakatlığın vardı. Öncelikle boğulmuş sakatlığın ne durumda? Ağustos'ta bir U17 şampiyonası var bildiğiniz kadarıyla. Senin oraya yetişme ihtimalin nedir? Şu an belli değil. Normalden yetişebilemiyorum ama şu an tam belli değil. Anladım. Ama inşallah yetişeceğim. İnşallah adam, inşallah. Görkem, senin geçtiğimiz sezon çiftler lisansında Bornova Belediye'de oynadığın bir dönem var. Evet. Hem A takım seviyelerinde önemli süreler buldun, hem de TB2 ile sertliğini tecrübe etme şansı buldun. O dönemi nasıl anlatırsın bize? Ya esasında güzel bir şey, çünkü A takımda bulamadım fazla süreyi, Bornova'da alıyordum ve orada gerçekten iyi sertlik alıyorsun. Çünkü oradaki oyuncular daha sert bir üst şeye göre. Ona göre de zaten oyuncular ve hakemler var. Bazı sertlikleri daha göz ardı ediyorlar. Bayağı bana bir şey kattığını düşünüyorum ki, biz bir Denizli maçı oynamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Denizli maçından sonra hemen İstanbul'da oynadık ve İstanbul'da Semih abi vardı o sene İBB'de. İBB'ye karşı da 4 sayı 4 rebound yaptığımı hatırlıyorum. Gayet bana ritim kazandırmıştı. İyi bir şey olduğunu düşünüyorum ki bu sene Adem de aynı şeyi yaptı. O da TB2'de de çok oynadı. Ya bu bizim için bir avantaj genç oyuncular için. Çünkü oradaki sertliği, oradaki eski oyuncuların yaptığı şeyleri görmek, sertliği almak çok önemli ve çok iyi bir şey bence. Ki ben 4 yıldır oynuyorum. Güzel bir şey ya. Güzel bir tecrübe olmuştur umarım senin için. Ben yavaş yavaş taraftarlardan gelen soruları geçmek istiyorum. Özellikle Adem'e birkaç soru var. En çok sevdiğin Türk yemeğini soruyorlar Adem. En çok sevdiğin Türk yemeği. Deniz Fakdurlar'dan gelmiş soru. En çok sevdiğin Türk yemeği. Lahmacun. Evet. Adana çocuğu. Bravo. Peki abi. Adam... Efendim? Lahmacun daha seviyor. Dediğini anlamadık abi. Bir daha söyle. Yani Adana kültürü değil. Yani böyle acılı seviyorum. Ve acılı lahmacun. Güzel. Acılı lahmacun. Adem evet. Yani gaza geldi. Acılı lahmacun acıdır gerçekten, ciddi anlamda.
Sade lahmacun mu deseydin? Acılı lahmacun yedin mi daha önce? Bir de Adem, NBA'de örnek aldığın sporcuyu soruyorlar sana. Tolga Taşçı'nın sorusu. Değil Adem Bona'nın NBA'de örnek aldığı oyuncu kimdir NBA'de? En sevdiğim oyuncu NBA'de mi? Evet, sevdiğin de örnek aldığın isim. En sevdiğim oyuncu Giannis Antetokounmpo ve Ben Wallace. Yani ikisini de seviyorum. Ben Wallace eski oyuncu. Hı-hı. Onu da seviyorum. Çok güzel. Yayınımızın sonuna gelirken ben her iki oyuncumuza da kariyer hedeflerini sormak istiyorum. Neler planlıyorlar kariyerleriyle ilgili ve hedefleri bulunmak istedikleri noktalar nelerdir? Önce Görkem Doğan'la başlayalım. Yani tabii ki Süper Lig'de isim geçen oyuncu olmak isterim. Ama hedefim ne dersen Euroleague takımında bir Euroleague şampiyonluğu kazanmak en büyük hayalim ve hedefim. Adem peki senin hedeflerin nelerdir kariyerinle ilgili? Hayallerin nelerdir? Anlatır mısın bize? Ben de Euroleague oynamak istiyorum. Biraz Euroleague ve kariyerim NBA'da falan bitirmek istiyorum. Çok güzel. Bitirmek değil ama o NBA oynamak istiyorum. Ve belki kariyerim sonunda Türkiye'de bitireceğim yani. Türkiye takım demiyorum. İnşallah Adem. Bugün 19 Mayıs özel yayınımızda altyapımızdan geçen Görkem Doğan ve altyapımızdan gelen Adem Bonar'la birlikte olduk. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum bugün yarışmamızda bizlere destek verdiğiniz için, katkıda bulunduğunuz için. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Görüşürüz. Can, sana da çok teşekkürler. İyi izler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar.